Karate evet, ekranlarında Osmanlı Türkçesi derslerinde yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Değerli arkadaşlar, arşiv vesikalarını okuyorduk. Bir önceki dersimizde arşiv vesikalarından Berat'ı anlatmıştık. Berat'ın ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu, muhtevasının ne olduğunu ve Berat'ta hangi unsurlar yer alır bunları anlatmış ve Sultan Mehmet Reşat dönemine ait bir Berat'ın okunmasına başlamıştık. Belki uzun olduğundan dolayı, Belgeyi yarıda kestik ve bir kısmını okuduk. Diğer kısmını da bugün dersimizde okuyacağız ve beratı tamamlamış olacağız değerli arkadaşlar. Evet, Sultan Mehmet, Reşat dönemine ait bir berattı. Beratın tümünü görüyoruz. Şimdi bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. En son şu kelimeyi okumuştuk bir önceki derste. Mahlulünden yani... Çankırı'ya bağlı, Çerkeş'e bağlı e, Kışla isimli köyde bir caminin hitabet yani hatiplik görevi için e, bir bağış yapılmış idi. Bu bağışın gelirlerinden o caminin görevlisine bu maaş verilecekti. E, hitabet görevini yapan şahıs vefat etmiş dedi. Mahlu e, vefatı ile vefatı ile kim bu? Hüseyin'in, Hüseyin Efendi daha önce bu görevi yapıyormuş. Bunun vefatından sonra mahlulünden yani o görev boş kalmış şu anda. Orada kimse yok anlamına geliyor. Ne, yap ne olacak peki? Ledel imtihan. İmtihan yapılmış. İmtihan neticesi olarak. Evet. Ehliyeti nümayan olan yapılan imtihan neticesinde ehliyeti yani bu işi yapabilirliği belirlenmiş olan oğlu yani vefat eden Hüseyin Efendi'nin oğlu demek. İş bu. Rafi'i, Tevki'i, Ref'i Üşşan, Ref'i Üşşan'ı Hakani. Yani bu e, nişanı elinde bulunduran, bu şerefi yüksek olan nişanı elinde bulunduran Mustafa Zide Salahuhu. Değerli arkadaşlar Berat kısmında berat anlatırken söylemiştik. Dua cümlelere yer alır. Genelde arşiv belgelerinde bu yer alır. Bir şahıs geçtiği zaman şahsın arkasından ona bir dua yapılır. Bu da dua cümlesi. Mustafa'ya zide salahuhu yani Allah onun selahını, iyiliğini devam ettirsin manasında. Zide selahuhu art, artırsın. Zide artırmak manasında. Uhdesine. Evet. Bunu Mustafa'nın e, Mustafa'ya verelim. Uhdesine. Uhdesine. Tevcihi işar yani bunun Mustafa'ya verilmesini bildiren işar bildirmek demek mahalli mahalli ve mahkemeyi evkafın evkaf mahkemesinin vakıflar mahkemesinin ilamı üzerine vakıflar mahkemesi de bunu buna karar vermiş ve bunu bildirmiş üzerine makamı nezareti evkafı hümayunumdan evet vakıflar bakanlığının da vakıflar makamının evet üzerine makamı nezareti evkafı hümayunumdan ba telhis telhis özet demek bir belgenin özeti demek Batelhis özetli demek. Yanında özeti bulunan. Leder, leder arz. Leder arz. Yani arz edilmekle, sunulmakla. Sunulmakla. 1329 1329 yüz, yirmi, dokuz. senesi. Bin senesi. Rebiül Evvelinin Rebiül Evvelinin biliyorsun Hicri aylardan bir tanesi Rebiül Evvel Rebiül Evvelinin şimdi tarih başladı arkadaşlar 20 günü şeref sunuh ve sudur eden yani çıkan bir makamdan, bir resmi makamdan, bir yazının, yüksek makamdan tabi, bir yazının çıktığını ifade eden bir tabirdir. Ne? Şeref, sünuh ve sudur. Yani bu makamdan, bu mevkiden, bu devlet dairesinden çıkmış şeref, sünuh ve sudur eden ne çıkmış? Hattı, humayun, şevket, makrunu, şahanem. Evet, o bakanlıktan, Evkaf Bakanlığı, Bakanlığı'ndan Hattı Humayun çıkmış. Şahanem. Mucebince yani onun içeris içeri içeri içerisinde içeriğinde olan, içerisinde olan onun gereğince hitabeti mezkura, hitabeti mezkura Muma ileyh, adı geçen ki adı geçen Mustafa'ydı. Mustafa'ya adı geçene tevcih olunmağın yani bu işi e, yüksek makamlarda padişah da olur veriyor. Tamam diyor benim için de tamam. Tevcih olunmağın bu beratı hümayunumu verdim. Evet. Böyle bir teklif geliyor. Taşra'dan böyle bir teklif geliyor. Vakıflar Mahkemesi karar veriyor. Ve padişaha sunuyorlar. Padişah da, ben de bunu uygun gördüm. Yani Mustafa o camiye hatip olabilir diyor. Bu beraat-ı hümayunumu verdim. Ve buyurdum ki, evet, bundan sonraki sözler, emir sözleri, padişahın sözleri. Muma iley adı geçen anılan şahıs salif Zikir zikredildiği gibi, yukarıda zikredildiği gibi hitabet cihetine yani hatiplik görevine cihetine vazifeyi mersumesiyle yani hatiplik resmi göreviyle vazifeyi mersu, mersume yani resmi görev anlamında kullanılıyor eee vazifeyi mer'sumesiyle bila kusur. Bila kusur kusursuz demek. Kusursuz. Bila kusur edayı hizmet. Kusursuz görevini yapsın diyor. Edayı hizmet hizmetini yapmak demek, hizmetini eda etmek demek. Bila kusur edayı hizmet etmek, kusursuz görevini yapmak ve terk ve tekasül. Tekasül tembellik demek, gevşeklik demek. Tekasül ider ise terk ederse, görevini terk ederse izinsiz terk etmekte bu. Yahut gevşeklik gösterirse, tembellik gösterirse diyor. Bu da tehdit tabii refinden yani ondan o görevi alacağız diyor. Refinden ondan kaldırılacak. Ahara bir başka şahsa başkalarına demek ahara verilmek. Ahara verilmek, başka şahıslara verilmek eğer görevini terk eder izinsiz yahut tembellik gösterilirse başkalarına verilmek şartıyla şartımız budur diyor. Mutasarrıf ola yani bu yöneticilik görevini ben ona verdim ama şu şu şartlarda verdim. Eğer bunu yapmazsa görev alacağız manasında. Belgenin asıl bölüm bitti. Demek ki Mustafa'ya o caminin hatiplik görevi padişah tarafından da uygun görülmüş ve o görevi verebilirsiniz şu şu şartlarda diyor. Bundan sonra ne başlıyor arkadaşlar? Berat'ta anlattığımız tarih başlıyor artık. Tarihler dedik hatırlarsanız tahriren diye başlar. Yahut hurire diye başlar. Burada tahriren diye başlıyor. Tahriren altını çizdiğim kelime. Şurada, şurada yine altını çizdiğim biraz ekrandaki renkle ayrışmıyor ama. Tahriren fi, fi, fil yev, fil yev", yev", yev" gün demek. Fil yevmit, tasi, Tasi 20. 20, 20. Tasi 9. 29 demek. 29. Şehr, ay. Şehr, ay. Şaban. Evet. Demek ki Şaban'ın 29'u. 29 Şaban. Şimdi nereye geçtik? Seneye geçtik. Sene. Tis'a. Tis'a. 9 ve 20 yine 20 29 tis a ve 20 29 ve selasemiye selasemiye 300 ve 1000 ve 1000 bin. 1329 bin senesi Şaban'ın 29'unda demek ki bu ...görevlendirme yapılmış değerli arkadaşlar. Burada yine Berat'ta bir unsur daha vardı. Buna da mahalli tahrir diyor idik. Mahalli tahrir nedir? O belgenin hangi şehirde, nerede yazıldığını ifade eden... ...sol alt tarafta mühür gibi bir yazı vardır. Burada da bu var. Ekranda da görüyorsunuz bunlar mahalli tahrir. Böyle çok açık, seçik tane tane yazılmaz mühür gibi biraz daha böyle e, hızlı bir şekilde biraz da karışık bir şekilde yazılır. Ama bunlar göz aşina ile bilinir kalıp cümlelerdir. Burada genel bilgimizden dolayı söyleyebiliyoruz. Ne vardır orada? B makamı Konstantiniye el Mahruse. Konstantiniye İstanbul'un e, bir dönem adı ve makamı Konstantiniye yani İstanbul şehrinde El Mahruse de etrafı çevrilmiş, korunmuş, korunmuş manasında yahut belki bugünkü tabirle büyük şehir manasında verilebiliyor. Yani korunmuş olan, etrafı korunmuş bir şehir olan İstanbul'da yazıldı manasında. Buna da demek ki mahalli tahrir diyoruz arkadaşlar. Şurada bir yazı daha var. Klişe bu klişe yazı, mühür yazı. Evkafı Hümayun tabi bazı harfler yukarıda F yukarıda Nun yukarıda görüyorsunuz. Hazine bir kısmı yukarıda zaten. Evkaf Hümayun hazineyi celilesine mahsus yani Vakıflar Bakanlığı'na mahsus kısaca. Beratı alişan yazılmak. Berat yazılmak için varakadır. Evet, berat yazılmak için varaka sayfa demek. Defter yaprağı demek. Yaprak demek daha doğrusu. Bu onun içindir diyor. Altta bir yazı var. Yalnız 10 kuruştur. Demek ki bu kağıdın bedeli de, resmi kağıdın bedeli de 10 kuruştur. Altta da rakam belirtilmiş değerli arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, Bugün bir berat okuduk. Daha doğrusu beratın bir kısmını okuduk. Bir önceki derste vakit, vakit yetmediğinden beratın tamamını okuyamadık. Bugün tamamlamış olduk. Çankırı vilayetimize bağlı bir köyde bir caminin hatipliği görevi. E, o görevi yapan şahıs vefat ettiğinden dolayı bu görev oğluna verilsin anlamında bir teklif var idi. İmtihan yapılmış. Gerekli şahıslar uygun görmüş ve padişaha sunulmuş. Padişah da ben de uygun gördüm. Şu şu şartlarda bu görevi ifa edebilir, bu görevi yapabilir diye e, bu, bu işin ve bu işlemin anlatılmış olduğu bir berat. Değerli arkadaşlar, beratın bir özelliği görevlendirme yazıları idi. Aynı zamanda muafiyet yazıları idi. Dikkatinizi çekmişti. Burada da bir görevlendirme var. Bir caminin hitabetine, hatipliğine bir şahsın görevlendirmesi var. Dolayısıyla bunun berat olduğunu da bu yönden de anlayabiliyoruz. Değerli arkadaşlar Berat'ı bitirdik ve böylelikle dersimizin bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde başka bir arşiv belgesinden başka bir konuda tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.